Kronik nefes darlığı çeken hastalar için müjde niteliğinde bir haberimiz var. KOAH'ı vücudundan söküp atan bir hastayı ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Konya'dan Zülfiye Hanım yaşadığı akciğer rahatsızlıklarını Doktor Hakan Özkul'un tavsiyeleriyle açtı. Evet, yok işte 2 senedir ne acil var ne doktor var. Hiçbir şey yok Allah'a şükür. Zülfiye Şafak ismi KOAH ve astım hastaları için bir umut artık. Hikayesi 62 yaşında başlıyor Zülfiye Hanım'ın. Ben 25 senelik astım hastasıydım. Son 3 sene KOAH hastası oldum. Haftada 3 gün 4 gün acile gidiyordum. 26 gün hastanede yatıyordum, geliyordum. 15 gün durup tekrar yatıyordum. Önce astım, sonra KOAH yapıştı yakasını. Hayat onun için çekilmez bir hal almıştı. Sık sık nöbet geçiriyor ve her nöbet geçirmesinde en az 20 gün hastanede kalıyordu. Evde ise makine yardımıyla nefes alabiliyordu. 4 kere de bunu kullanıyordum evde. İlaç katıyoruz bunun içine 2 çeşit. Bunu kullanmadığınız zaman nefes alamayacak evet, hale geliyordunuz evet, değil mi? Evet. Hastaneden gelince de bunu takıyorduk. Zülfiye Hanım ömrünün kalan kısmını bu şekilde geçirmek istemiyordu. Umut arayışındaydı. İşte o umudu Doktor Hakan Özkul'da buldu. Şimdi çok rahatım, iyiyim. Kova hastalığı diye bir şey yok bende. Hadi. 2 senedir hiç ben bir ne oksijen aldım, ne hastaneye yattım, ne doktora gittim. Zülfiye Hanım gibi çok uzun bir süre hastane yollarını aşındıran eşi Muzaffer Şafak da bu duruma inanamıyor. Aralık, Ocak ayları bizim şey ayımızdı. Hastaneye abone olup yatma aylarımızdı. Bu sene Aralık, Ocak nasıl geçti? Geçen sene de gitmedik, bu sene de gitmedik. Çok güzel. Bu seneyi de atlattık. KOAH zor bir hastalık ama yenilmez değil. Şafak ailesini Konya'daki evlerinde ziyaret eden Doktor Hakan Özkul işte bu noktanın altını çiziyor. KOAH hastalığı çok zor bir hastalık. Evet, evet. İnsanları eve ve evde de makineye bağlayan bir hastalık. Evet. Ama bu hastalık şifalı bitkileri doğru kullanmak evet, suretiyle tedavi olabilen, işte bahsettiğiniz gibi sizdeki iyileşme gibi iyileşmeleri görebildiğimiz bir durum. Biz de bütün KOAH'lı hastalara diyoruz ki kesinlikle evet, kesinlikle şifalı bitkilerin bu tedavi edici etkinliğinden istifade etsinler. İşte en güzel örneği evet, ablamız yanımızda. İşte...